Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektriksel potansiyel şeklinde değerlendireceğiz. Burada öncelikle tanımlamamız gereken şey elektriksel potansiyel enerjidir. Elektriksel potansiyel enerjiyi tanımlarken elektrikle yüklü bir cismin elektrik alan içerisinde bulunduğu konumdan dolayı sahip olduğu enerjiye biz ne diyoruz? Elektriksel potansiyel enerji şeklinde ifade ediyoruz. Elektriksel potansiyel enerjiyi bir başka şekilde de şöyle tanımlayabiliriz. Elektrikli yüklü bir cismi sonsuzdan bulunduğu konuma getirebilmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işe de denir. Yani bu şekilde de ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken şey hesaplamalarda kesinlikle ve kesinlikle yükün işaretini ne yapmamız gerekiyor? Yazmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle burada Q1 ve Q2 gibi iki tane yükümüz varken, aralarında D kadar mesafe varken bu iki yükün sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjiden bahsedecek olursak. Öncelikle diyoruz ki burada bizim sahip olduğumuz elektriksel potansiyel enerjiyi biz yazarken K çarpı artı eksi Q1 çarpı artı eksi Q2 yüklerin işaretiyle birlikte yazıyoruz. Bölü ne diyeceğiz? D diyeceğiz. Dikkat ederseniz bizim elektriksel kuvvetimiz ve elektrik alanımız neydi? Vektöreldi. Orada yüklerin işareti ne işe yarıyordu? Yön belirtmeye yarıyordu. Ancak burada mutlak değerce hesapladığımız için ne olacaktır? Miktar belirttiği için hesaplamalarda yükün işaretini ne yapmamız gerekiyor? Yazmamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, onlar da paydadaki ifade d kareydi. Ancak buradaki ifadede paydada ne var? D var. D'nin karesini almıyoruz. Elektriksel potansiyel enerji. Sonuçta enerjiden bahsediyoruz. Enerji olduğu için nedir bu arkadaşlar? Skaler bir niceliktir. Skaler bir büyüklüktür. Zaten miktar belirttiği için ne yapmamız gerekiyor? İşaretini yazmamız gerekiyor dedik. Şimdi biz sistemin elektriksel potansiyel enerjisinden bahsedebiliriz. Dikkat ederseniz burada Q2 yükümüz eksi, Q1 ve Q3 nedir? Artıdır. Şimdi sisteminkinden bahsederken şöyle bir cümle söyleyebilirim bunun altına. Ne diyebilirim? Bütün ikili kombinasyonlar. Bütün ikili kombinasyonlar yazılacak. Kombinasyonlar yazılacak. Bütün ikili kombinasyonlardan kastımız ne? Burada Q1 ve Q2'den oluşana biz ne diyelim? Elektriksel potansiyel 1 diyelim. Devamında farklı renklerle gösterirsek daha ayırt edici olur. Devamında Q1 ve Q3'ten oluşan ikiliye elektriksel potansiyel 2 diyeceğiz. Ve son olarak diğer ikili kombinasyonumuz nedir arkadaşlar? Q2 ve Q3'ten oluşana da elektriksel potansiyel 3 diyoruz. Şimdi bize sisteminkini sorduğu için biz burada bununla ilgili açıklamayı hemen buraya yanına yazmak istiyorum. Elektriksel potansiyel sisteminkini yazacağız. Elektriksel potansiyel sisteminkinden bahsederken elektriksel potansiyel 1'i, elektriksel potansiyel 2'yi ve elektriksel potansiyel 3'ü ayrı ayrı yazıp ne yapmamız gerekiyor? Toplamamız gerekiyor. Burada elektriksel potansiyel 1'i yazarken K'yı aynen alıyoruz. Q1 ve Q2 arasında. Q1 artı olduğu için direkt Q1 yazıyoruz. Ancak Q2'yi yazarken arada çarpı işareti var. Eksi Q2 şeklinde ifade ediyoruz. Bölü D1 diyoruz.
artı elektriksel potansiyel 2'yi yazarken Q1 ve Q3 arasında bu. Her ikisi de artı olduğu için direkt artı olarak alıyorum. K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü D2 şeklinde yazıyoruz. Artı elektriksel potansiyel 3 ikinci ve üçüncü yükler arasındadır. Yine burada ikinci yük nedir? Eksidir. Ancak üçüncü yük nedir? Artıdır. Bölü ne diyoruz? D3 diyoruz. O zaman biz sistemin elektriksel potansiyel enerjisini bulurken ne yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar burada? Yüklerin bütün ikili kombinasyonlarını yazmamız gerekiyor. Devamında diyoruz ki bize neyi de söyleyebilirdi? Noktanın. Mesela ne diyelim? Hangi noktanın diyelim? Q2'nin olduğu nokta diyelim. Buraya A noktası diyelim. Şimdi bize A noktasının elektriksel potansiyel enerjisini sorarsa, A noktasının elektriksel potansiyel enerjisine EPA dersek, bunun için şöyle bir cümle söyleyebilirim. Diğer yüklerin A noktası ile bütün A noktası ile ikili kombinasyonları diyebiliriz. İkili kombinasyonları diyebiliriz. Şimdi A noktası ile diğer yüklerin ikili kombinasyonundan bahsederken şu an var olan şekil üstünde bakacak olursak A noktasıyla olan kimdir? EP1 ve EP3'tür. Yani elektriksel potansiyel 1'i ve elektriksel potansiyel 3'ü yazdığımızda biz bir noktanın elektriksel potansiyel enerjisini ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. EP1 ve EP3'ün burada açık halleri var zaten. Tekrar aynı şeyi ne yapmıyoruz? Yazmıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz şey bu. Sisteminkini diyorsa ikili kombinasyonlar ancak bir noktanın elektriksel potansiyeli diyorsa diğer yüklerin o noktaya neyine bakıyoruz? İkili kombinasyonlarına bakmamız gerekiyor. O zaman burada hesaplamalarda işareti yazmak zorunda olduğumuzda ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Şimdi şurada şekildeki sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaçtır diyor. Şimdi öncelikle 1'i artı 1'i eksi. Bir kere biz elektriksel potansiyel enerjiyi hesaplayacağız. Elektriksel potansiyel sistem şeklinde ifade ediyoruz. Q yükünü artı Q yüküyle çarparsak ne yapacak? Burada K çarpı Q kare bölü D olacak. Artı yükü eksi Q ile çarpacak olursak çarpımları ne yapacak? Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Aradaki işareti artı 7 normalinde topluyorduk ama işaretimiz neye döndü? Eksiye döndü. K Q kare bölü D oldu. Devamında buradaki artıyla buradaki eksiyi çarpacak olursak yine ifademiz ne olacak? Eksili olacak. K Q kare bölü D. Çünkü biri artı Q, birisi eksi Q. Bunlar ne yaptı? Birbirlerini götürdüler. Devamında kalan ne oldu? Eksi K Q kare bölü D. Yani bizim sistemimizin elektriksel potansiyel enerjisi eksi bir tane K Q kare bölü D şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Devamında hemen altındaki soruya bakacak olursak. Şimdi bize diyor ki burada K noktasına Q2 yükü diyor. K noktasına getiriliyor. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi nasıl değişir? Şimdi değişimi soruyor. Değişim artı çıkarsa artıyor demektir. Eksi çıkarsa da azalıyor demektir. Ve ne kadar arttığını ya da ne kadar azaldığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi burada diyoruz ki bizim öncelikle elektriksel potansiyel ilki yazmamız gerekiyor. Aslında enerjideki değişime bakacağız burada.
Elektriksel potansiyel ilki yazacak olursak ne olacak? Çarpımları ne? Eksi K çarpı Q kare bölü D. Bir de elektriksel potansiyel sonu yazacağız. Sonu yazarken de şuna dikkat ediyoruz. Buradaki Q2 yükünü nereye getiriyoruz? K noktasına. Yani Q2 eşittir ne olacak? Eksi Q olacak. Burada yazarken sadece şuna dikkat ediyoruz. Değişen ne olacak? Mesafemiz olacak. Mesafemizi yazarken yine değerimiz eksi olacak. K Q kare bölü 2D olacak. Biz enerjideki değişimi yazarken ne diyorduk arkadaşlar? Son eksi ilk şeklinde ifade ediyorduk. Burada sonu yazarken eksi K Q kare bölü 2D eksi var. Bir de kendi içinde eksisi var aslında. Eksi K Q kare bölü D. Arası ne olacak? Artı olacak. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. İşlemi düzenli bir halde yazarsak. Eksi 1 bölü 2 artı 1 eşittir. Sonuç ne gelecek? Artı 1 bölü 2 K Q kare bölü D şeklinde olacak. Cevabımız artı çıktığı için, sonucumuz artı çıktığı için elektriksel potansiyel enerjimiz 1 bölü 2 K Q kare bölü D kadar ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Arttığını söyleyeceğiz. Nasıl değiştiririm cevabı o zaman burada bizim için ne olacak? Artar olacak. Potansiyel enerjisi ne olacak dedik? Artar olacak dedik. Ve ne kadar artacak? 1 bölü 2 K Q kare bölü D kadar ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. Bilelim elektriksel potansiyeli. Elektriksel potansiyel dediğimiz şey de aslında pozitif birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerji olarak da ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Devamında diyoruz ki burada tanıma bakacak olursak bize tanımda pozitif birim yükün elektrik alan içinde sahip olduğu enerjiye biz ne diyoruz? Elektriksel potansiyel diyoruz. Elektriksel potansiyel denir. Elektriksel potansiyel V harfiyle gösterilir ve birimi nedir bunun? Volt'tur. Şimdi burada yine önemli bir nokta. Bu adam da skalerdir. Skaler olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Hesaplamada yükün işareti yazılır. Yükün işareti yazılır. Ne diyeceğiz? Hesaplamada yükün işaretini yazmamız gerekiyor. Şimdi buraya bakacak olursak şekildeki Q yükünün K noktasında oluşturduğu potansiyeli yazacak olursak, yani K noktasındaki potansiyeli yazarken K çarpı artı eksi Q işaretini yazarak yazdım. Bölü D şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. O zaman biz elektriksel potansiyel enerjide iki tane yükümüz var. Ancak elektriksel potansiyelde tek bir yükümüz var. Artık yüklerden bir tanesi ne olacak arkadaşlar? Artı 1 olacak. Devam edecek olursak, birden fazla yükün bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyeli, yüklerin o noktada oluşturdukları potansiyellerin cebirsel toplamına, bakın buraya dikkat ediyoruz, cebirsel toplamına eşittir diyoruz. Devam edecek olursak elektriksel potansiyelleri eşit olan noktaların birleştirilmesiyle oluşan çizgilere eş potansiyel çizgileri denir. Eş potansiyel çizgileri denir. Burada eş potansiyel çizgileri ve elektrik alan çizgileri daima ne olması gerekiyor? Birbirine dik olması gerekiyor. Birbirine diktir. Şimdi burada
Elektrik alan yönünde gidildikçe potansiyel azalır. Şimdi şuna bakın. K noktası, L noktası, M noktası aynı doğrultu üzerinde ve elektrik alana dik oldukları için bu noktaların potansiyelleri eşittir. Aynı şekilde A noktasının, B noktasının ve C noktasının. Şimdi dikkat ederseniz elektrik alan yönünde hareket ediyoruz. Yani K'dan nereye? A'ya doğru gittik. Ya da L'den B'ye doğru gittik. M'den C'ye doğru gittik. Elektrik alan yönünde hareket ettiğimizde potansiyelimiz ne yapar dedik? Azalır dedik. Yani KLM noktalarının potansiyeli ABC noktalarının potansiyelinden ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Burada yorum sorularında yine karşımıza gelebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi elektrik alan yönünde mi yoksa elektriği alanının tersi yönünde mi hareket ediyoruz? Onlar önemli. Burada dikkat edecek olursanız artım burada elektrik alan çizgileri nereden nereye doğruydu? Artıdan eksiye doğruydu. Eğer ki ben buradaysam ve buradaysam buradaki potansiyelleri kıyasladığımda geridekinin potansiyeli dışarıdaki potansiyelden ne olacak? Büyük olacak. Neden derseniz bunlar bizim elektrik alan çizgilerimizdir. Elektrik alan çizgilerinden buradan nereye geliyorum? Buraya geliyorum. Bu kürenin üstündeki her noktada aynıyımdır. Ancak buradaki potansiyelim, buradaki potansiyelimden ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Peki burada benim elektrik alan çizgilerim eksi yüklükte nereye doğrudur? İçeriye doğrudur oklar. Elektrik alan çizgilerinin okları. O zaman ben nereden nereye hareket ediyorum? Buradan buraya doğru. Yani elektrik alan yönünde hareket edersem dışarıdaki potansiyelim içerideki potansiyelimden ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yine söylüyoruz elektriksel potansiyelimiz ya da elektriksel potansiyel enerjimiz her ikisi de skaler olduğu için ne olacaktır? Hesaplamalarda işaretleri yazıyoruz. Şimdi gelelim burada örnek sorumuza. Elektrik yükleri artı Q, eksi 2 Q olan noktasal iki cismin bir doğrultu üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bu yüklerin KL noktalarında oluşturduğu toplam elektrik potansiyelleri VK, VL'dir. Bunların oranını soruyor. Şimdi öncelikle diyoruz ki K'daki potansiyeli alırken ne yapacağız arkadaşlar? Q'nun bu noktaya etkisini bir de eksi 2 Q'nun bu noktaya etkisini ne yapmamız gerekiyor? Bakmamız gerekiyor. O zaman biz VK'yı yazarken ne diyeceğiz? K Q bölü D artı Q yükünün oluşturduğu eksi 2 K Q bölü 3 D diyoruz. Burada mesafeyi ne alacağız? 3D alacağız. Burada payda eşitlemesi yapacak olursak 3, 2 de çıkartırsak ne olur? 1 olur ve sonuç artı olur. O zaman KQ bölü ne demem lazım? 3D demem lazım. Şimdi aynı işlemi bir de L için yapacağız. L için yaparken şuna dikkat ediyoruz. Artı Q yükünün L'ye etkisiyle eksi 2 Q'nun L'ye etkisine bakmamız gerekiyor. O zaman biz VL'yi yazarken artı Q'yu yazarken KQ bölü D diyoruz. Eksi neden? Eksi 2Q çünkü. Eksi 2KQ bölü ne dememiz gerekiyor? D dememiz gerekiyor. Burada işlemlerimizi düzenleyecek olursak eksi KQ bölü D. Dikkat ederseniz işaretini ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Burada K ile L'yi ne istiyor bizden? Oranını istiyor. Bunları oranlarsak ve burada sonucumuzu oranlarsak KQ bölü D'ler birbirini götürür. 1 bölü 3 bölü eksi 1'den. Buradan biz ne diyeceğiz? K noktasının potansiyelinin L noktasının potansiyelinin oranı ne olacak? Eksi 1 bölü 3. Dikkat ederseniz skaler olduğu için biz burada ne yapıyoruz? İşaretlerini
yazıyoruz ve sonuçlarını artı ya da eksi olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Devam edecek olursak, burada elektrik alanda yapılan iş ve potansiyel farkından bahsedeceğiz. Elektrik alanda yapılan iş ve potansiyelden bahsederken, bizim elektrik alan içerisinde bir yükü bir yerden başka bir yere götürmek için yaptığımız işten bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi elektrik alanında yapılan iş ve potansiyel farktan bahsederken ufak bir hatırlatma yapalım. Biz işi tanımlarken kuvvet doğrultusunda bakın altını çiziyorum. Cismin yer değiştirmesi bizim fiziksel anlamda iş yaptığımız anlamına geliyordu. Ve biz yapılan işi kuvvet çarpı alınan yol olarak ifade edebildiğimiz gibi enerjideki değişim olarak da ne yapabiliyorduk? İfade edebiliyorduk. Burada yapılan işi elektriksel potansiyel enerjideki değişim şeklinde de bulabiliriz. Aynı zamanda potansiyel fark şeklinde de bulacağız. Elektrik yükü Q olan bir cisim, elektrik potansiyeli V olan bir noktada iken sahip olduğu potansiyel enerji nedir? Q çarpı V'dir. Bu nedir bizim? Enerjimizdir. Şimdi enerji bu şekildeyken diyoruz ki yükü aslında biz ne yapacağız? A noktasından B noktasına getireceğiz. Yani elektrik alan içerisinde yükü bir yerden başka bir yere ne yapmamız gerekiyor? Götürmemiz gerekiyor. Şimdi diyoruz ki biz yükü şurada D kadar mesafede hareket ettirelim. Birinci durumda A'dan B'ye direkt gittiğimizde yapılan işe W1 diyelim. İkinci durumda yapılan işe W2 diyelim. Burası W1. Başka bir yoldan gidip yine B'ye gittiğimiz bu üçüncü yola da W3 diyelim. Daha sonra buna değineceğiz arkadaşlar. Dursun şimdilik bu. Elektrik yükü Q olan bir cismin A noktasındayken potansiyel enerjisi QA. B noktasındayken potansiyel enerjisi QVB'dir. Cismin A noktasından B noktasında götürüldüğünde yapılan iş neye eşittir? Enerjideki değişime. Bakın enerjideki neye? Değişime eşittir. Enerjideki değişime eşitse, yani biz yapılan iş enerjideki değişime eşit diyorsak, değişimi de son eksi ilk şeklinde ifade ediyorduk. O zaman burada yapılan işim Q VV eksi VA şeklinde olur. Ve biz buradan çıkan sonuçla yapılan işi ifade ederken Q benim taşınan yüküm çarpı AB arasındaki potansiyel fark şeklinde de ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Q burada nedir? Taşınan yük. Taşınan yük. Yani bir yerden başka bir yere götürülen yükten bahsediyoruz. Şimdi az önce W1, W2 ve W3'ten bahsettim. Peki bunu nasıl kullanacağız? Ne diyeceğiz bununla ilgili? Şimdi şunu söylüyorum. Ben diyorum ki benim W1'im, W2'im ve W3'üm eşittir. Yani her 3 durumda da benim yaptığım işler nedir? Eşittir. Bunun sebebi nedir? Az önce işin tanımını yapmıştık. Demiştik ki yapılan iş, yani fiziksel anlamda iş yapabilmemiz için cisme uygulanan kuvvet doğrultusunda cismin ne yapması lazım? Yer değiştirmesi lazım. Yani diyoruz ki biz eğer ki elektrik alan çizgilerinde biz anlatmıştık. Eğer ki elektrik alan çizgimiz bu şekildeyken bir yönünde ya da iki yönünde gittiğimizde burada ne yapacaktır? İş yapacaktır. Neden? Elektrik alandan direkt etkilenecektir. Ancak elektrik alan çizgimiz bu şekildeyken elektrik alana dik olacak şekilde bir yönünde ya da İki yönünde giderse burada ne yapmaz? İş yapmaz diyoruz. Burada buna dikkat edin. Elektrik alanı eğer ki dik hareket ediyorsanız orada iş yapmazsınız.
O yüzden sizin 1, 2 ve 3'teki yapılan işleriniz nedir? Eşittir. Çünkü her üçünün de düşeyleri iş yapmayacaktır. Sadece yatayları iş yapacaktır. Sadece yatayları iş yaptığı için de biz ne diyoruz? Yatay yani yer değiştirme miktarları aynı olduğu için bunlar ne yapacaktır? Aynı şekilde işler yapacak. Yani birbirine eşit olacak bu işler. Şimdi burada buna göre pozitif birim yükün A noktasından B noktasına getirmek için yapılan işe AB noktaları arasındaki ne diyoruz? Az önce söyledik. AB noktaları arasındaki potansiyel fark denir diyoruz. Devamında elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılırsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisi ne yapar? Artar. Elektriksel kuvvetlere karşı, buna dikkat edin. Karşı iş yaptığınızda ne yapacak? Elektriksel potansiyel enerjiniz artacaktır ve yapılan iş ne çıkar? Pozitif olur. Pozitif olur diyoruz. Elektriksel kuvvetlerin kendileri iş yapıyorsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisi ne yapacak arkadaşlar? Azalacaktır. Azaldır ve yapılan iş negatif olur. Yani bizim eğer ki yaptığımız iş negatif çıkıyorsa kendisi iş yapıyor. Kendisi iş yapar diyoruz. Ancak yapılan işimiz eğer ki pozitif çıkıyorsa biz iş yaparız. Buna dikkat edelim. Yüklü bir cisim eş potansiyel çizgileri üzerinde hareket ettirildiğinde ne yapmayacaktır? İş yapmayacaktır. Eş potansiyel çizgilerinin üstünde değil de onlara dik olacak şekilde hareket ettiğinde aslında iş yapardı. O zaman burada ne yapmaz? İş yapmaz diyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örnek sorulara bakacak olursak. Öncelikle diyoruz ki burada elektrik yükü 2 klomp olan artı 2 klomp olan bu nedir? Bizim taşınan yükümüz. Bir cisim elektrik potansiyeli 2 volt olan K noktasından elektrik potansiyeli 8 volt olan L noktasına götürülüyor. Yapılan işi bulun. O zaman burası ilk. Burası nedir? Sondur. Yani taşınan yerdir. Ve biz yapılan işi bulurken Q çarpı ne diyeceğiz? Potansiyel farkı yazarken VL eksi demem gerekiyor veya K demem gerekiyor. Buradan taşınan yüküm ne kadar? 2. L'deki potansiyelim ne kadar? 8. Eksi K'daki potansiyelim 2. Devamında ne olacak? 2 çarpı 6 olacak. Cevabımız ne gelecek? 12 joule. Ve burada şuna dikkat edin. Cevabınız ne çıktı? Artı çıktı. O zaman burada elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. O zaman ne diyoruz? Elektriksel kuvvetlere karşı burada ne yapmış oldu? İş yapmış oldu. Devam edecek olursak, hemen altındaki soruya bakacak olursak. Elektrik yükü eksi 0,5 klomp. Dikkat edin burada eksi diyor. Burada bizim taşınan yükümüz bu olmak koşuluyla. Elektrik potansiyeli 10 volt olan A noktasından elektrik potansiyeli B olan B noktasına götürüldüğünde elektrik kuvvetleri 4 joule'luk. Yani burada kendisi iş yapıyor. 4 joule'luk ne yapıyormuş? İş yapıyormuş. O zaman biz yapılan işi yazarken taşınan yük çarpı VB eksi ne diyoruz? VA diyoruz. Öncelikle bunu yazalım.
Şimdi elektriksel kuvvetlerin kendileri iş yaptığı için yapılan iş yerine eksi 4 yazıyoruz. Taşınan yükümüz ne kadar? Eksi 0,5. Bunu da yazdık. Devamında çarpı diyoruz. B noktasındaki potansiyeli bilmiyoruz. Ancak A noktasındaki potansiyelimiz nedir? 10'dur. Burada dikkat edersek bizim eksilerimiz birbirlerine ne yapacaklar? Artılaştıracaklar. Yani bu bununla sadeleşince artı olur. Bunu buraya attığımızda ne olacak? 8. Bunu 1 bölü 2 olarak yazdığımızda 2 buraya çarpan olarak gelecek. 8 olacak. VB eksi 10 olacak. Onu da diğer tarafa attığımızda VB eşittir ne gelecek? 18 volt gelecek arkadaşlar. Burada o zaman ne yapıyoruz? Bunlara dikkat ediyoruz.